Baskil'in Karakaş köyünde yaşayan vatandaşlar uzun süredir telefon operatörlerinin şebekelerini çekmemesi nedeniyle sorun yaşıyor. Köylüler yakınlarıyla görüşmek için köyün yüksek kesimlerine çıkıyor. Bizim burada telefonlarımız çekmiyor. Yani bu böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya yani bu hangi devirde? Yani bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir hizmettir? Köylülerin başı çekmeyen telefon şebekesine nedeniyle dertte. Yani biz de insanız burada niye bizim telefonumuz çekmesin? Niye burada ben gece ölsem kimse ayakmaz yani kimse görmez burada telefoncu bir şey yok. Ben ulaşım yapamayım ben elazığ'a ne ulaşabilirim ne Baskil'e ulaşabilirim. Baskil Karakaş köyü mahallelerinde GSM şebekelerinin çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sadece telefondan e, sormak değil, Gençlerimizin köye adaptasyonu olmuyor. Ne bileyim iletişimsizlikten dolayı eğitim seviyeleri düşük kalıyor. Bu konuda çok mücadeli Köylüler cep telefonuyla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyor. Tepekemiz yok. Burada telefon etmek için ta o tepeye çıkman lazım. Ama Burada her türlü e, telefon, internet hiçbir şey yok burada. Çok mağdur durumdayken. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Ee, borcum vardı diye banka ulaşamamıştı. O borcun asgarisini ödemem gerekirken tamamını ödemek zorunda kaldım ve parasız kaldım. Bunun sebebi de iletişimdir. Karakaş köyü muhtarı Bahattin Atasoy ise köylerine hizmet gelmemesinden dert yandı. Artık e, muhtarlığımdan bile utanıyorum, nefret ettim ben. İl özel idare bana bir hizmet de getirmiştir. Yatırım programında 5 yılın içinde Karakaş köyüne verilen hizmet 500 metre kare kilit taşı. Artık bıktık ya usandık. 9'da muhtar seçildim. internet ve telefon için baş vurum vardır Ulaştırma Bakanlığından. Geldiler yer tespitti yapıldı. Ee, tüm koordinatlar teyit edildi, iki tane mühendis geldi dedi ki 14 mezradan sinyal yok, 3 operatörde de yok. Bu da aynı zamanda benim dosyamda mevcuttur ama yıl oldu 2024 halen bir arpa boyu kadar yol alamamışım. Vatandaşlar şebeke sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım talep ediyor. Köylü Bağbağaç'a bazen e, kesici aletten çalışıyor ya da tek başına başka bir yere gidiyor o adamdan haber almadığın zaman yani o adamın başına ne gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Örneğin ben e, İstanbul'da oturuyordum. Geldim buraya. Benim çocuk bir geceden fazla bizde kalmadı. Bir sarık yani sen, sen, bir oraya 100 lira harcıyorsan bir lira da buraya harca. Yani biz de insanlık buradan niye bizim telefonumuz çekmesin? Niye burada ben gece ölsem kimse ayakmaz yani kimse görmez burada telefoncu bir şey yok.